Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Topçuoğlu ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hoş geldiniz. Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, Mustafa Topçuoğlu ve yönetiminin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. İpek Yolu üzerinde bulunan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Tabii bunun yanı sıra Sayın Başkanım 500 bin üzerinde Suriyeli'ye burada aş vermiş, ekmek vermiş, bağrına basmış bir şehir. Tabii burada OSB'nin faktörü çok büyük. Gaziantep OSB'si her türlü zor şartlara rağmen bunu her zaman fırsata çevirmiş, istihdama önemli katkıda bulunmuş. Ticarette, sanayide de önemli bir şehir tabii bunun yanı sıra. Ben burada tüm sanayicileri sizin nezdinizde kutluyorum. Sizin sanayi odası döneminde, meclis üyeliği döneminde önemli tecrübeleriniz var. Yine meclis başkanlığı yaptınız. Bu tecrübelerinizi Organize Sanayi Müdürlüğü'nde daha güzel yerlere taşıyacağınızı bilincindeyiz. İnşallah daha başarılı olacağına inanıyoruz buranın. Başkan Mustafa Topçuoğlu da gazetecilere ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek OSB'lerin önemiyle ilgili bilgi verdi. Biz organize sanayi bölgesine ben daha önce müteşebbis heyette bulundum ama esas burada en çok emek verenler Cengiz Beyler, bizim Özer Bey. Burada emeği geçen çok kişiler var ama burada Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesinde özellikle altyapıda, şimdi yeryüzünün üstüne yaptığın her şeyi görünür. Altına Evet. yaptığın hiçbir şey görünmez. Cengiz Bey'in burada çok uzun yıllar ciddi emekleri var, ellerine sağlık. İnşallah da yönetimde hem bu geçmiş yıllardan gelen tecrübesiyle beraber çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde de Allah kısmet ederse beraber devam edeceğiz. Tabii ben hep Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni yapılan hizmetleri bugüne kadar başka organize sanayi bölgeleriyle karşılaştırdığımızda görebiliyoruz farkı. Burada gerek arıtma tesisi, çevresel etkileri anlamında, gerek yol, gerek elektrik kalitesi, doğalgaz, altyapı ve bunların sanayiciye sunulduğu maliyet anlamında ciddi Gaziantep'in avantajı var. Burada hakikaten emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar, biz başka organize sanayi bölgesinde de Türkiye'de iş yapıyoruz, İstanbul Evet. bölgesinde. Farkı ancak oradan karşılaştırdığın zaman görüyorsun. Ta ana hattan doğal gazınızı çekin. Elektrik, vallahi diyor, elektriğe biz size kaliteli elektrik veremeyiz, daha şu direkten elektrik veririz diyor. O verdiği elektrik hiçbir işe yaramaz. Peki bunları yapalım dedik mi? Hepsine 300 bin dolar ona ver, 500 bin dolar ona ver dedik mi? Maliyetler 120 dolarları geçti. Yani ve Türkiye'nin en yapısal olarak altyapı yatırımlarıyla, çevresel etkilerle en iyi organize sanayi bölgesindeyiz. Bir ürün çeşitliliği, büyüklüğü, sanayicilerin çeşitliliğinin yanında altyapının güçlü olması çok önemli. O konuda da yani Türkiye'ye örnek. Herkesin eline sağlık. Emeğinize, yüreğinize sağlık Evet. başkanım. Topçuoğlu Gaziantep OSB'si huzurluysa Gaziantep huzurludur dedi. Devamında şunları kaydetti. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, yani sanayicilerin de sorumluluğunu da göz önüne alırsak, ben şöyle diyorum. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi sağlıklıysa, huzurluysa, mutluysa Gaziantep huzurlu Tabii, demektir. tabii. Yani burada istihdamın korunması, ihracatın olması, bunlar çok önemli faktörler. Özellikle de 2018 yılında Gaziantep ithalatın ihracatı karşılama oranında artı verdik. Konuşmasına devam eden Topçuoğlu sanayicilerin görevlerini de sıraladı. Bizim sanayicilerle sohbetimizde özellikle bu Ağustos ayından itibaren Türkiye'de yapılmak istenen olumsuzluklara karşı, dış etkenlere karşı sanayicinin şu anda yaptığı olay şu şekilde. Birinci görevimiz diyoruz biz istihdamı korumak. Evet. İşçiyi işten çıkartmamak,
para kazanmak kazanmamak ikinci planda. Bugün işin iyi olduğu dönemde bizim çalışanlarımız biz nasıl fedakarca çalıştıysa bugün de bizler sanayici olarak onları birinci önceliğimiz işlerini muhafaza edecek şartları korumak. Ha bu ne demek? Kardan fedakarlık ediyoruz. Evet. Daha çok çalışmamız gerekiyorsa daha çok çalışalım. Daha çok ihracat yapmamız gerekiyorsa ihracat yapalım ama bir şekilde istihdamı korumamız lazım. Mustafa Topçuoğlu Gaziantep OSB'sinin öneminden bahsederken şu ifadeleri kullandı. Mesela kümeleşme bir sektörde olsa o sektörde sıkıntı olduğunda bütün sanayi şehir zarar görebilir ama bizim plastikten işte ayakkabı, gıda, kimya sanayi dediğimiz zaman çok geniş bir yelpaze var. Birinde %3-5 bir azalma olsa öbür taraf onu telafi ediyor. Tabii, evet. Bir de şimdi 43 milyon 250 bin metrekare organize sanayi bölgesinin toplam büyüklüğü Türkiye'deki değil mi Cengiz Bey? En büyük organize sanayi bölgesi. 1010 işletmemiz faaliyette. Evet. Bunlar ve çalışan sayımız 150 bine yakın çalışanımız var. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Şimşek ise OSB hakkında şöyle konuştu. Sadece büyük arızaları, yangınları insanlar görür. Yani günlükte ortalama 1-2 tane yangına müdahale edilir ve bu büyümeden söndürülür. Bunun için yıllık 500 ayak biri bizim itfaiyenin gittiği yangın. Sonra ikinci organize sanayi bölgesine işte en büyük parselimiz 20 bin metrekareydi. Ya dediler ki 20 bin metrekare parsele siz ne yapacaksınız? Havalarını yapacaksınız dendi. Sonra dördüncü organize sanayi bölgesini yaptık. En küçük parsel 50 bin dedik. Ya biz 3 sene 4 sene arsaları satamadık. Elimizde kaldı. O zaman gittik. Gülsene zorla verdik. Merinos'a zorla verdik. Sanko'ya zorla verdik. Ve bunlardan aldığımız çek senetle diğer bölgelerde de yaptık. Sanayiyle beraber de insanların ihtiyaçları da arttı. Makine boyları büyüdü. Eskiden 50 metreyken makinenin boyları 200 metreye çıktı. Yani teknoloji de gelişti, sanayici de gelişti. Yani onlar da zamanında hiç kimse kaltı kaşı yapamadı. Yetersizlikten kaynaklı. Ziyaretin sonunda Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Mustafa Topçuoğlu'na günün anısına hediye takdim etti.